Dünyadaki bütün besin endüstrisi gıda katkı maddesiz sağlıklı yiyecekler yapmak için artık yarışa girecekler diyorum. Önümüzdeki dönem bizim en çok konuşacağımız konu gıda katkı maddeleri ve bunlardan nasıl kurtulabiliriz? Bizim de en çok konuşacağımız konulardan bir tanesi aslında cipsler. Evet Ona cipsler. Cipslerin en önemli özelliği şu. Şimdi siz bir yağla hazırladınız. Mesela Zeytinyağında ne diyordum ben size? Dumanlanma noktası, islenme noktası çok yüksek olduğu için yapısının bozulmasına elveriş sağlayabilecek en üst maksimum ısı noktası diyoruz biz bunun evet. anlamına. Zeytinyağında kızarttığım bir şeyin hiçbir zaman zararı olmuyor. Ve çok nadir tükettiğinde. Patates, patates evet. kabak, söylememiştim ben bunu patlıcan. <laughs> Ee, ya da e, mesela yumurtalı ekmeği diyelim fırında yapmadın. Zeytinyağında, Zeytinyağında derin dipte kızarttın. Kızartın. Sen bunu 15 günde bir yaptığında, yediğinde, 3 haftada bir, ayda bir sorun yok. Tamam. Fakat dikkat edin. En büyük sorun akşam eve geldikten sonra yatana kadar televizyon izleme, ders çalışma, kitap okuma, sinemaya gidiyorsun. Herkesin elinde mısır cipsleri patlamış mısırlar var. Hayatınızın her yerine bunlar artık yapışmış. Evet, doğru. Çıkartamıyorsun bunlardan. Çünkü çıtır çıtır arkadan bir ses geldiğinde senin de artık damak isteğin doğuyor ve almak istiyorsun. Bunlarda en büyük sorun bomba gibi içerisine konulmuş trans, trans yağ yani. var ve trans yağ en büyük sorunu bakın sadece şekerli yemek değil. Bol şekerli yemek insülin direncini arttırıyor ancak bol doymuş ve trans siyaseti tükettiğin zaman da insülin direncin artıyor. Kalp hastalığı riskin artıyor. Yüksek tuz yiyecekler. Bugün çocuklarda özellikle gençlerde Böbrekteki sorunlara bağlı hipertansiyon sıklığı çok fazla. O nedenle dikkat etmek gerekiyor. Çok moralim bozuldu neyse.